kenarına bırakıyorum. Şimdi göreceksiniz nasıl pilav yaptığımı. Pirinç güzelce kavrulduktan sonra pilavın suyu ekleniyor ve pişmeye bırakılıyor. Salata için Oloroso, kıvırcık ve havuç büyük bir özenle yıkanıyor. Havuç rendeleniyor, kırmızı lahana, kıvırcık ve Oloroso doğranıyor. Kırmızı lahana tuzla ovuluyor. Her şey hazır mı Semra Hanım? Evet, her şeyimiz şu anda hazır. İşimi bitirdim, şimdi giyinmeye gidiyorum. Hadi nerede? Semra! Son 4 dakika. Kız koş koş, 4 dakikam var kız. Geliyorum Sedan'da. Kız yardım edin. Hadi koy. Hemen başlıyoruz. Önce ekmeği alsana bak, o ekmek sepetini al üstten. Şu kenara koy. Bak şuraya bak, bana bak. Şu masanın ucuna. Fazla gitmeden gitme. Gel oradan koy, tamam. Bitti. Gel. Ver o suplalarını. Çabuk, ben de tam kızdırıyorsunuz beni. Ondan sonra bu kadıncağız şimdi yetiştiremeyecek. Sanırım ben sofra düzeninden beklentimde ben level'ı birazcık yukarıya çıkardığım için yaklaşabileceğini bile düşünmüyorum. Benim masamın üzerine şu ana kadar hiçbir masa görmedim. Bu saatten sonra da görebileceğimi zannetmiyorum. Bir son dakika bilgisi vereyim o zaman size. Börek hala fırında ve hala bembeyaz. Evet. Niye öyle oldu? Çabuk ver bana, getir. Tabakları koy. Son 2,5 dakika. Kız çabuk, geliyorlar kız seninle. Masadaki o görsellik, sunum, sofra düzeni, tamam çatal bıçakta okeyiz, bardaklarda okeyiz ama görsel olarak bizi doyurabileceğini düşünmüyorum. Hani yapmayacaktınız Seda Hanım? Yapmıyorum, ulaşabildiğim yerlere. Kız torbayı buraya koyardım ben. Hijyen sıfır. Bence de, atacağım zaten. Rakipleriniz geldi bile. Açıyorum hemen. Hoş geldiniz. Merhaba. Hello. Merhaba Sultancığım. Merhabalar. Alper, merhaba. Merhaba Birgülcüm. Böyle bir karışıklık oldu. Yetişemedik. Şeylerimiz döküldü. Şu kaşıkları verebilir misin? Alper biraz içeri gir. 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 Öne çek. Öne çek biraz daha. Geçemiyor çünkü. Getir şuraya koy, alalım. Alın. Çatal bıçak. Buyurun. Son 25 saniye. Siz niye masayı yapıyorsunuz? Arkadaşlarım bana yardım ediyorlar. Teşekkür ediyorum. İyice modunuz düştü. Evet, çok üzgünüm. Ama ben mutfakta kaç kez süreniz bitiyor dedim. Dediniz ama maalesef yetiştiremedim. Alper çift mi açtın kendine? Evet, ara sıcağımı açtım. Millet çatal bulamıyor, Alper ben bak. Ben küçük bir çatal alabilirim. Ne istiyorsun? Küçük olanı mı? Al kız. Sultan. Tamam, hemen alıyorum. Masaya bak. Tombala çeker gibi. Seyirci, tombala çekiyorum. Ben her şeyden 2 tane, 5 tane almıştım Sultan Hanım. Hadi tombala. Al bebeğim, ne alacaksın? Seda Hanım, şunları mutfağa götürebilir miyim? Al bunları da götür. Yalnız al bunları. Gel kızım da. Durun bir susun, ne diyorsunuz? Nergis Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Sevgili dış ses, Sultan Hanım... Yemek götüreceğim dedim, böyle yaptı dış ses. Sultan Hanım kendisine 2 tane çatal, 2 tane kaşık almış. Niye 2 tane aldın diyorum, ben çok açım diyor. Sonra durdu, düzelttik birlikte. Kollarımla nasıl yiyeceğim ben diyor. Giyerken aklınız neredeydi Sultan Hanım? Lafınızı söylüyorsunuz ama yardım da ediyorsunuz. Ne yapayım dış ses, kıyamıyorum. Bir tane yeter değil mi Sultan Hanımcığım? Yok, bir tane küçük istiyorum. Küçük ne istiyorsun? Küçük ne istiyorsun? Bardak. Şunu alabilir miyim? Alper Bey sürekli kendi kendine gülüyor. Dış ses yorumlayacağım sonra. Sultan Hanım, kendi gülünüzden sonra ojenizi sürmüşsünüz tekrar. Evet. Ben çok süslüyümdür anda. Gel bebeğim. Gel otur, konuşmanı öyle yap. Otur. Yarışmacı arkadaşlarına konuşmanı yap tatlım. Arkadaşlar, sizlerden çok özür diliyorum. Çünkü sizi böyle karşılamak da istememiştim. Ama maalesef yetiştiremediğim için sizi böyle karşılamak zorunda kaldım. Masama, evime hoş geldiniz. Şimdiden sizlere afiyet olsun. Peki Sultancığım, nasıl buldun sofrayı? İyi buldum ya, güzel buldum. Sadece çiçekleri çok beğenemedim. Kır çiçeklerini. Nergis'ciğim, bu arada sana uyduk yani. Çok teşekkür ederim. Pembelerine yavrum böyle bir. Çok teşekkür ediyorum. Gönlünüz bende o zaman. Değil mi? Evet. Şimdi öncelikle Semra Hanım, ben üzüldüm yetiştiremememinize. Evet. Tahmin etmiştim açıkçası. Üzülerek söylüyorum. Evet, çok üzgünüm. Onun dışında hem gold hem silver'ı bir arada görmek beni yaraladı derinden.
Ama yarala derken şimdi bilmiyorum böyle yani çünkü dün akşam da birkaç masa kurdum. En uygunu, en yakışanı ben böyle uygun gördüm. Ama gold'la silver match etmek moda artık. Evet, o ben yüzden sahne kostümümde bile gold'la silver'ı match ettim. İnanılmaz güzel durdu. Denk gelemedim Sedan ama bakacağım hemen. Son 5 yıldır bütün modacılar gold ve silver'ı birlikte kullanıyor. Hatta takılarda da durum böyle. Yemek takımlarında da var. Aksesuarlarda da böyle. Nergis'im kaçırmış orayı. Ben modanın gerisinde kalmışım. Zaten modayı takip eden uyan bir insan da değilim açıkçası. Ama ben sevemedim. En azından hani şu ekmekliğiniz tam göremiyorum ama herhalde o silver, gümüş rengi tam evet, çözemiyorum evet. Ama evet. Hani allı pullu bir runner beklemezdim. Yani çiçekle bu pullu bir şey göremedim. Hani burada bir çiçek var. Papatya'yı da çok severim. Altındaki şeyi sevemedim ama papatya'yı çok severim. Çok da güzel gözüküyor. Ben de severim. Ama hani ne bileyim şu runner'la olmamış. Olmamış. Bilmiyorum ben çok hoşuma gitti. Böyle bir masa hazırlamak istedim size onun için. Yine de teşekkür ederiz. Her ne kadar yetişmese de teşekkür evet, ederiz. Evet çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Maalesef çok üzgünüm. Neden üzgünsün? Yetiştiremedim. Son anda bir heyecan yaptım böyle. O yüzden yetiştiremedim. Hangi yani çok üzgünüm. Emrah'ın? Sizi bu şekilde asla karşılamak istemezdim. Ama böyle oldu. Çok oldu üzgünüm. Evet maalesef. Birgülcüm. Yetişmemesine üzüldüm ama ben de tahminlerde bulunabiliyordum yetişmeyecek şekilde. Ama şu ana kadar gördüğüm masalar benim masama yakınına bile ulaşamadı. O yüzden üzüldüm ama beğenemedim, kusura bakmayın. Birgül Hanım, masa dizaynı ve sunumlarda çıtayı çok yükselttiğim için bana yetişemeyecekler demiştim. Bence benim masama detaylı bakmamışsınız herhalde. Çok detaylı baktım. Ya da tenzih ediyorsunuz zaten beni herhalde, öyle düşünüyorum. Yok, tenzih etmiyorum. Direkt yani. Arkadaşlar her ne söylerlerse söylesinler. Ben masamın arkasındayım. Seda Hanım sizin fikrinizde ben çok merak ediyorum. Beğenmediniz mi benim masamı? Yok beğendim. Bir gününki farklıydı. Senin masan farklıydı. Yani ne diyebilirim ki? Ben elimden geldiği kadar güzel, şık bir masa hazırlamaya çalıştım. Tabii ki bu sizin beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Saygı duyuyorum. Herkesin sadelik anlayışı öylesine değişik ki bu masada. Ben yok, sade yok burada. Çok özür. Benim masamı sade mi buldunuz az önce? Kaçırdım evet, ama. Evet, sade sizin masanız sade. Şimdi Sultan Hanım'ın sadelik anlayışı zaten apayrı bir dünya, apayrı bir bakış açısı. Neden şimdi bana geldiğiniz anlamda? Ben genel olarak söylüyorum yani Sultan Hanım. Hani bir arkadaş ona sade deyip bir arkadaş buna sade diyorsa ben niye bu yorumları dikkate alayım ki? Çok ben de kendi masamı sade bulmuyorum. Belki bu masayı sade buluyorum. Bu masanın da sadelik yani, bir bana göre yok, sade değil yani bu masa. Bana göre de sade yani. Ne olsaydı, tavandan böyle bir şeyler mi sarksaydı sizin için hani? Ne bekliyordunuz ben anlamıyorum. Olabilirdi, çok da güzel olurdu. Harika olurdu. Siz yapsaydınız. Niye yapmadınız? Geçti artık. O ne öyle cibinlik gibi? Yani dış ses, ben Sultan Hanım'ın her şeyi sade buluyor, ben anlayamıyorum. Peki, Alper sofrayı nasıl buldun? Evet, öncelikle merhabalar diyorum. Merhabalar. İyi ki geldik, iyi ki bu durumu gördük. Bu durum sizin derken? Yani masayı hazırlamamanıza tabii ki hani insanlık namına üzülüyorum ama diğer taraftan İnsanlık namına. Diğer taraftan da sevindiğimi söylemek zorundayım. Aha, çünkü Alper'den sevindiğim yarın sizin gününüz, evet, siz de bunları yaşayacaksınız. Evet. Eksiyle İnşallah. Başlamanız beni biraz şey yaptı. Neyi eksik yaptık işte? Kimse bir şey demedi ki. İMC usulü yaptık. Evet, İMC usulü hep beraber kendimiz de çalışarak. Siz bardakları koyarken Semra Hanım'ın süresi bitmişti. Dolayısıyla Semra Hanım'a bir puan verme hakkınız var. Çok ayıp. Hakkımı helal etmem vallahi size. Evet. Seda Hanım yine programları karıştırdınız. Öyle mi? Evet. Peki. Seda Hanım cümlemi noktalamadan önce şunu söylemek istiyorum. Çok güzel bir masa beklediğimi söylemiştim. Lezzet konusunda çok zayıf olacağınızı ama masa konusunda çok başarılı olacağınızı düşünüyordum. Bir tarafım hayal kırıklığı yaşarken diğer tarafım Everest'in tepesine çıkmış gibi mutluluktan uçuyor. Çünkü eksiyle başladınız. Demek ki tersi olacak yemeklerin lezzetinden. Bakacağız, onu da göreceğiz ama şunu söylemek istiyorum son olarak. Masa sunumuyla ekside başladınız. Yemekler de böyle gidecekse eğer Karabasan gibi tepenizde olacağım, bilginiz olsun.